Panelden hemen sonra yine bu salonda Çiğdem Erdoğan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Kulübü'nden Çanakkale Savaşı türkülerini dinleyeceğiz. Panelimize ve açılış konuşmalarına geçmeden önce ben hepinizi aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Fatiha okumakla beraber arkalarında böyle en azından belirli günlerde onların yaşadıklarını en azından hissetmek ve böyle günlerde onları yad etmek. Dolayısıyla bu etkinliği düzenlemelerinden ötürü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Ahmet Hoca öğretim üyelerine Sayın paneliste de son derece teşekkür etmek istiyorum. Bunun üzerinde bu mutlu ve kutlu gün aslında matemle beraber, üzgünlükle beraber sonuç itibaren baktığımızda bu paneli tertiplerin etkilerinden ötürü kendilerine teşekkürler, bir borç biliyorum. Biraz önce Sıddık Hocam'ın
koleksiyonunun açılışını yaptı. Orada da aslında bu memleketin hangi bariyerleri atlattığını görme fırsatını bulduk. Kendisine de sordum, hocam dedim, ben bunlar belki bizim en büyük problemimiz geçmişten geleceğe bir köprü oluşturma açısından bu tarihi eserlere mirasa sahip çıkacak nesiller geliştirmek. Belki bu üniversitenin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin en önemli misyonu da budur diye düşünüyorum. Geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak, geçmişte yaşadıklarımızdan bir ders almak, bugünlere de bunu getirmek. Bilirsiniz, insanlar evlendikleri zaman kına yapılır. Bazı bölgelerde sünnet çocuklarına da yapıyorlar. İşte kurbanlık konulara da kına yapılıyor. Malum herkesin bildiği üzere zamanında eri annesi cepheye gönderirken kınayla gönderiyor. Sizler daha iyi bilirsiniz şüphesiz. Ve bu kurbanlık koyun misali, devlete kurban ediliyor misali, Hazreti İsmail'in örneği olarak cepheye sürülüyor. Bundan bir takım dersler almak lazım. Yine şüphesiz o hal içerisinde insanların insanüstü gayretlerini de görmek lazım. Biraz önce resmini de gördük. Seyit Onbaşı'nın o mermiyi kucaklaması fiziki kurallarla anlatılabilecek, izah edilebilecek bir durum değil diye de düşünüyorum. Çünkü insanda Allah korkusu ve iman sevgisi varsa, iman varsa üstesinden gelemeyecek hiçbir problem yok diye düşünüyorum. Ki bizim inanışımızda insanın şehit olması, şehit olamıyorsa gazi olması belki de en yüksek mertebelerden birisidir diye düşünüyorum. Şimdi bu vesileyle bu paneli tertip eden hocalarımıza teşekkür ederken Akif'in birkaç misrasıyla da sözlerime son vermek istiyorum. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaş donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Bu sözler üzerine bizler gelmişten, geçmişten geleceğe yolumuzu çizerken, geçmişten ders alarak, geçmişimizi iyi bilerek geleceğimizi inşallah inşa edeceğiz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor. Sizlerin de bu panelden bizlerle beraber çok farklı sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fatih hocamıza konuşmaları için biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi sunumlarını yapmak üzere panelist hocalarımızı kürsüye davet ediyorum. Muhtemelen konuşmacılarımız bunların birçok boyutuna temas edecekler. Ancak konuşmacılarımızdan sunumlarına daha dikkat çekilecek noktalar üzerinde odaklanarak bu konunun interaktif bir şekilde soru cevap bahsiyle açılmasını arzu etmekteyim ben. Şahsen Çanakkale Harbi'nin destansı boyutu, halk boyutu, ruh boyutu bağlamında yapılması gereken şeyler konusunda mutlaka birçok şey yapılıyor ve yapılacaktır. Ancak askeri boyutu, strateji ve taktik boyutuyla ilgili mutlaka yeni bir bakış açısıyla tekrar abartıya kaçmadan 100. yüzyılında Çanakkale'yi tekrar yeniden anlamamızı sağlayacak yeni bakış açılarına ihtiyaç vardır. Bu bakımdan bu çerçeve içerisinde Çanakkale'nin bu boyutuyla ilgili ki Sıtık Hoca'nın sergisinde de görüldüğü gibi orada çok dikkat edilen bir husus dikkatimi çekti benim de.
Enver Paşa merkezli bir sergiydi. O son derece önemliydi. Göz ardı edilen bir mesele bu mesela. Bu konuda özellikle kuşkusuz Çanakkale Harbi'ni en iyi anlatan, işin içinde olan onlardan birisi de Mehmet Akif milli şairimizdir. Zaten Çanakkale'yi anlatırken böyle bir harbin dünya tarihinde vuku bulmadığını ifade eder. Hem edebiyat perspektifinden madde ile mananın çarpışması ve mananın, maneviyetin zafere ulaşması bağlamında kuşkusuz son derece önemli bir zaferdir Çanakkale zaferi. Bu bağlamda yine Akif meseleyi Asım'ın neslinin zaferi olarak takdim eder bize Çanakkale'yi. Bu bakımdan da yine ele alınması gereken bir mesele olarak görüyorum. Ben tabii konuşmacılarımızın sayısının fazla olması ve zamanımızın da sınırlı olması münasebetiyle fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hemen konuşmacılara sözü vermek istiyorum. Konuşmacılarımız 4 tane konuşmacı var. Vedat Gürbüz hocamız Anzaklar, İbrahim Tüzel hocamız bir milli bilinç kazanımı olarak Çanakkale Savaşı ve Edebiyat, özellikle Akif herhalde burada öne çıkacak, o ruh ve Asım'ın nesli öne çıkacak bir meseledir. Diğer bir yine sergiyi düzenleyen arkadaşımız Sıtık Çalık'ın Çanakkale Savaşı'nda propaganda. Birinci Dünya Savaşı'nın ve İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli unsurlardan bir tanesi propagandadır. Bu konuda bizi aydınlatacaktır. Ve yine bölümümüz öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Yaşar Baytal, Çanakkale Savaşları'nın kamuoyuna yansıması üzerinde bizlere aydınlatacaktır. İlk önce sözü Vedat Hocam'dan başlamak istiyorum. Belki bu bağlamda Anzaklar meselesine girmeden önce bir de Çanakkale Savaşı'nın böyle bir girişini kısa ve özü olarak anlatırsam daha iyi anlama açısından faydalı olacağını düşünmekteyim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Bugünün önemi konuşmacı hocamız da, Sayın Rektör Yardımcımız da vurguladı. Dolayısıyla Çanakkale dünya tarihi içerisinde, Türk tarihi içerisinde gerek savaş bakımından, savaş teknikleri bakımından, savaş olgusu açısından gerek buradaki savaşın cesameti, büyüklüğü, katılanların sayısı, verilen kayıplar bakımından gerekse Türkler açısından ifade ettiği milli manevi değerler açısından ve bunun karşısında da gerekse düşman kuvvetler açısından ifade ettiği değerler var. Yani çok yönlü, çok büyük bir savaş. Bu savaşı biz milli hislerimizle abartmış olmuyoruz. Savaşın kendisi hakikaten dünya tarihinde ender bir savaş. Bunun Rusya açısından, Avrupa açısından, Karadeniz ülkeleri açısından, sömürge ülkeleri açısından hepsi bakımından önemli bir savaş. Bunun ayrıntılarına çok fazla girmek istemiyorum ama nihayetinde Çanakkale Savaşı dünyanın en büyük ikinci kara harekatı. Deniz, hava ve kara çıkarmasının üçünün aynı anda kullanıldığı ilk savaşlardan bir tanesi. En basit olarak savaşın vehameti konusunda fikir verme sayısında Vietnam Savaşı'nda metrekare bombanın merminin isabet ettiği bir savaş ki Vietnam Savaşı'nda bir yıl içerisinde İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya atılan bombanın iki katı atılmıştı. Bu denli büyük bir bombardıman vardı. Çok sonuç ortaya çıkıyor. Zaten Çanakkale Savaşı'nda karşımızda savaşanlara şöyle bir baktığımızda İngiltere, İrlanda, İspanya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Fransa, Sudan, Somali, Senegal, Cezayir, Mısır, Rusya, Hindistan, Nepal ve bir takım Yahudiler ki Avustralya'dan da gelen Yahudiler var. Bunlarla savaşıyoruz. Dolayısıyla müttefik kuvvetler dediğimiz grup genel olarak bunlardan mürekkep. Pek tabii ki İngiltere savaşa girdiği takdirde dominyonları savaşa girmiş sayacaktı. Yani dolayısıyla Güney Afrika'nın da içinde bulunduğu İngiliz Milletler Topluluğu'nda
bunlar da savaşa girecek, savaşa destek vereceklerdi. Bu yüzden özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda çok kuvvetli ordulara sahip değillerdi. Bunlar kendi iç asayişini sağlayacak derecede miktarda bir asker gücüne sahiplerdi. Donanmalarını ve askerlerini İngiltere'nin emrine verdi. İlk olarak 20 bin kişinin burada asker alınacağı düşünülüyordu. Tabii Avustralya dediğimiz yer yeni kurulan, daha ziyade İngiliz göçmenleri tarafından kurulan ve daha da ziyade İngiltere'deki kanun suçlularının toplandığı bir açık hava hapishanesi şeklinde tasarlanmıştı ilk olarak. Dolayısıyla İngiltere'ye bağlılık, İngiltere'nin bir parçası olma onlar için son derece önemli bir meseleydi, gurur duydukları bir meseleydi. Çünkü İngiltere'siz ayakta kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Avustralya nüfusu 5 milyon civarında, Yeni Zelanda nüfusu ise 1 milyon civarında, 1 milyonda belki biraz fazlaydı. Dolayısıyla millet olma tecrübesini yaşamamış, önemli bir savaşta bulunmamış, hoş bir tek şeyler, Avustralya birlikleri özellikle Güney Afrika'da Boerler Savaşı var. Burada Boerler diye adlandırılan Hollandalılara karşı verilen savaşta yer almışlardı. Dolayısıyla savaşın çıkması, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması bu iki toplum içinde kendilerini bulma, kendilerini millet olma sınama, millet olarak sınama imkanı veriyordu. Yani savaş olmayınca millet olunamıyordu. Savaşmayınca toplumlar milli bilinçlerini, varlıklarını çok ortaya koyamıyorlardı. Bu onlar için rüştlerini ispat edebilecekleri bir ortam. Tabii evvela Avusturya ve Yeni Zelandalılar Almanlara karşı Avrupa'da savaşacaklarını düşünmüşlerdi. Böyle bir hissiyat içerisindelerdi. Ve buradan alınan askerler gönüllülük esasına bağlı olarak kalmışlar. Bunların hepsi gönüllü askerlerdi ve savaşmaya geliyorlardı. Bu bakımdan da aslına baktığınızda büyük bir yekün tutuyordu. Mesela Yeni Zelanda'da askerlik çağındaki yetişkin erkeklerin neredeyse %42'si savaşmak için gönüllü olmuşlardı. Bunun gibi Avustralya'da da bu rakam daha da fazla boyutlara ulaşıyordu. Nihayetinde mesela sadece Çanakkale'de verilen kayıtlara baktığımızda 26.094 Avustralyalı, 7.571 Yeni Zelandalı, toplam 33.665 kişi Çanakkale'de Gelibolu Savaşları'nda hayatını kaybetmiş oluyor. Şimdi burada çok çeşitli etkileşimler var. Yani Çanakkale Savaşı'nın diğer bir önemli özelliği de Barış Savaşı, Kardeşlik Savaşı. Burada çünkü göğüs göğüse dar alanda çatışmalar gerçekleştiği için her iki tarafın birbirlerini tanıma imkanı buldular. Tabii bu savaş aynı zamanda önyargıların kırılma savaşı. Çünkü sömürge önyargısı, medeniyeti taşımak, medeniyetin timsali olmak, dünyayı medenileştirmekle görevli olduğunu düşünmek, Avrupa için ilk gurur, inanılmaz tek taraflı bir kültürel, siyasi bencillik veriyordu. Bu bakımdan bunun karşısında olan her şey sıfırın altında bile yani, sıfır bile olamazdı. Ancak kendisine uyup, kendi dilini konuşup, kendi dinine geçtiği zaman, kendisi gibi yaşadığı zaman belki diğer dünya bir varlık gösterebiliyordu. Bu fikir genel olarak Batı dünyasında vardı. Dolayısıyla Avustralya ve Yeni Zelanda'da da bu fikirler vardı. Yani dolayısıyla Türklerle savaşacaklarını öğrendiklerinde biraz insanüstü, biraz insan dışı bazı varlıklar bekliyorlardı karşılarında. Böyle bir şartlanmış
şart almıştık söz konusu. Anzak dediğimiz unsur aslında, Anzak dediğimiz bir millet, bir bölge ismi değildir. Orduya alınan askerlere verilen isimdir. Yani Avusturya ve Yeni Zelanda askeri birliklerin, İngilizcesinin baş harflerinden alınmış bir kelimedir. Ama bu Anzaklılık bir milli bilinç, bir siyasi, adeta bir siyasi varlık, adeta bir grup ruhu oluşturmuştu bu noktada. Şimdi 60 bin kadar Anzak Çanakkale'ye gönderildi. Gördüğünüz gibi bunun en az yarısı savaşta hayatını kaybetti. İlk olarak bunlar Mısır'a gönderildiler. Çünkü Çanakkale Savaşları'nın sebeplerinden bir tanesi, çok çeşitli sebeplerinden bir tanesi, İngiltere'nin güvenlik kordonuyla alakalıydı. Çünkü İngiltere Süveyş'in, Mısır'ın savunmasını Çanakkale'den başlatıyordu. Zaten Mısır'ın Süveyş'in savunması demek aynı zamanda Hindistan'ın savunması demekti. O dönemde Abdülhamit döneminden gelen hakikaten güçlü bir İslam liderliği Osmanlı Sultan'ın kişiliğinde oluşmuştu. Dolayısıyla İngiltere bunu da bertaraf etmek istiyordu. Mısır'a gelen Kahire yakınlarında kamp kuran bu askerler, Anzaklar, 1,5 aylık bir talim sürecinden geçirildiler. Ve 1,5 ay sonrasında Gelibolu'ya kara savaşlarına gönderildiler. Bu çerçevede tabii savaşı takip eden gazeteciler var. Özellikle Avustralya'da, Yeni Zelanda'da bu savaş çok büyük bir ilgi uyandırıyordu. Kendi çocuklarını göndermişlerdi. Akıbetlerini öğrenmek istiyorlardı. Ne oluyor, ne bitiyor, burada kimler yaşıyor, nasıl bir ortam var, bunu öğrenmek istiyorlardı. O bakımdan Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dünyayı tanıması, dediğim gibi kendine güvenip bir milli devlet gibi davranması Çanakkale Savaşı'na sorulmuştur. Çünkü 14 yıllık İngiliz Milletler Cemiyeti'ne bağlı bir dominyon olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra bu savaşın verdiği şeyle, heyecanla, gururla millet olduğunu ifade ediyor. Bunu aynen Amerika kıtasında görüyoruz. Koloniler döneminde Avrupa'da süren 7 ve 30 yıl savaşlarında tıpkı birer Avrupa devletiymiş gibi Amerikan kolonileri İngilizlerin yanında geldi ve kıtada Fransızlara, İspanyollara karşı savaşlar. Bundan sonra dediler ki, biz savaşabiliyoruz, bizim gücümüz var, biz ayrı bir milletiz. Ondan sonra hızlı bir şekilde kendi konfederasyonlarını ve bağımsızlık bildirgelerini ilan ettiler. Aynı gerekçeyi ve geleneği biz Avustralya ve Yeni Zelanda için de görüyoruz. Şimdi bunlar tabii Çanakkale'ye geldiklerinde kafalarındaki imaj çok farklıydı ve Abdül tiplemeli bir Türk askeri vardı. Kaba saba, bir şeyden anlamayan, acı kuvvetini gösteren, gazete şeylerinde de, çizimlerinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla Mehmetçik Abdül diye adlandırılan bir tiplemeydi. Fakat bu Abdül savaş esnasında Johnny Türk'e dönüyor. Çünkü bizim Mehmetçik'in karşılığı onlar için Johnny'dir. Bu sefer hani bizim gibi asker, bizim gibi Johnny, bizim gibi işte duyguları olan, merhameti olan insanlar. Gerçi burada şeyle ilgili olarak Anzakların ne düşündüğüyle ilgili olarak bazı pasajları almıştım. Bilemiyorum, fırsat var mı bunların bazılarını okumak için. Bundaki görüş noktası şudur. Avustralya Macaristan dünyaya entegre olmadığı için bir şekilde bunların düşünceleri, ön yargıları da değişme temayülünde. Yani gerçeği arama görme temayülünde. Bunu bir İngiliz için beklemeniz mümkün değil. Çünkü tüm dünyayı ve her şeyi biliyor ve o kurduğu düşünce sistemini
kendi öncelikli sistemini yürütüyor. Ama Avustralyalılar böyle değil. Bunlar henüz daha köylü. Çok daha bu şeylere bulanmamışlar. Dolayısıyla Türkler hakkında sarf ettiği düşünceler çok tabii düşünceler. Çok içten düşünceler. Savaş sırasında kendilerine nasıl yardım ettiklerini, yaralara ateş açmadıklarını, kesinlikle yanlışlıkla doktoru vuran bir keskin nişancının ondan sonra hiç daha ateş etmediğini, ölülerin değişimi için, esirlerin değişimi için çok insancılık gösterdiklerini, ekmeklerini paylaştıklarını ve bir sürü şey anlatıyorlar bu konuda. Yani aramızda bu nasıl bir savaş diyorlar. Yani savaş olmasa biz bunlarla arkadaş olacağız. Artık dediğim gibi bunlar John Türk haline geliyorlar ve aralarda şeylerde ateşkes ilan edildiği dönemlerde bunlar karşılıklı olarak birbirlerine muhabbet etmeye, birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki onlar da bizim gibi askerler, onlar da bizim gibi acıkıp üzüyorlar. Onlar da bizim gibi öldüklerinde gözü yaşlı anneler, babalar, dul ve yetimler bırakıyorlar. Dolayısıyla o Abdül ve Türk imajı artık gayet insancıl, kendinden olan, kendine benzeyen bir insan teması haline dönüşüyor. Tabii bu pasajları okumaktan vazgeçtiğim zaman daralı açısından çok güzel şeyler vardı. Bu şeylerden bir tanesi de tabii savaştan sonra özellikle Şükrü Kaya Bey İçişleri Bakanı Çanakkale'ye geleceği zaman Atatürk ona bir metin veriyor. Gidip şehitlikte okuması için. İşte buradaki o meşhur Atatürk'ün sizin evlatlarınız artık bizim evlatlarımız olmuştur. Huzur içinde uyuyacaktır. Şeklindeki teminatı üzerine Avustralya ve Avustralya ve Yeni Zelanda'da muazzam olumlu tepkiler gelmiş. Günlerce telgraflar yağmıştır. Son olarak bir konudan daha bahsedeyim. Burada ölen insanlar ve bunların mezarlıkları hakkında. Tabii Çanakkale Savaşı'nda ne kadar insanın hayatını kaybettiği her iki taraftan çok kesin ifadelerle bilinmiyor. Yani 150 binden 250 bine kadar çıkartılıyor. Her iki taraftan da birbirine eşit sayıda kayıp var. Dolayısıyla 150 ya da 200 bin civarındaki askerin kaybı, ölümü çok büyük bir rakam. Böyle ikisinde küçük bir alanda. Tabii bunların birçoğu çukurlara gömülüyor. Bazıları yaralı olduğu halde denizde öldüğü için denize atılıyorlar. Bunların bir mezarları yok. Genel olarak ismi sanın bilinen mezar bilinen çok az insan var. Bu bakımdan ben tabii İtilaf Devletleri cephesinden konuşuyorum. İngiltere'nin başı çektiği grup bu mezarlıkları düzenlemek istiyor. Ama savaştan sonra Osmanlı Devleti zaten bununla ilgili adımlar atıyor. Mezarlıkların düzenlenmesi, korunması ile ilgili. Fakat çok fazla ölen insan var. Tabiat şartları burada biraz sert, coğrafi şartlar. Çok iyi gömülemiyorlar. Dolayısıyla yağmur yağdığında ya da vahşi hayvanları saldırdığında bu cesetleri tekrardan çıkartabiliyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti tabii çok fazla bu toprakları eline tutamıyor. Dolayısıyla gelinerek Mondros'la birlikte bu topraklar İngilizlerin eline geçiyor. İngilizler burada düzenlemeler yapıyorlar. Burada anıtlar dikiyorlar. Mezarlık işlerinden sorumlu bürokratlar buraya geliyor. İsim tespitleri yapılmaya çalışılıyor ve bu çalışmalar devam ediyor. Tabii bu çalışmalar devam ettiği sürece tekrardan milli mücadele kazanılıyor. Sevir'de buralar İngilizlere bırakılıyor. Yani buraların bakımı, onarımı, her türlü şeyi kullanım hakkı İngilizlere bırakılmıştı. Lozan'daki tartışmalardan bir tanesi de bu mezarlık alanlarıyla ilgili. Burası genel olarak 4,5 kilometre uzunluğunda, 1,5 kilometre eninde olan bir bölge. İslam Kemal'inde bu Lozan tartışmalarında bunu olumlu karşılıyor. Yani İngiliz tarafı diyor ki burası zaten mezarlık alanı olarak tespit edildi. Halbuki öyle bir tespit yok. Önlere saygı bakımından, kayıplara saygı bakımından İnönü bunu onaylıyor. Ve nihayetinde alanla ilgili bir komisyon kurulmasına kararlaştırılıyor. Bu komisyon bu bölgeye ihtiyacı. Mesela nedir? Buralar devletleştirilecek topraklar. Bunun parasını Osmanlı Devleti
ödeyecek ya da yeni Türk Cumhuriyeti ödeyecek artık. Yolları falan açık tutacak. Bu bölgelere liman yapılmayacak. Askeri olarak kesinlikle kullanılmayacak. Her mezarlık alanına birer bekçi atanacak kendi ülkelerinden. Bunlar sadece basit silah taşıyacaklar. Bu şekilde özellikle Arıburnu, Anzak Koyu dediğimiz Arıburnu'nda çok daha büyük haklar verilmiştir. Bu bölgedeki mezarlıkların korunması ile ilgili. Sonuç olarak 30 kadar mezarlık ve anıt dikildi İtilaf Devletleri tarafından. Ve burası askeri bölge olmaktan çıkartıldı. Buralar stratejik yerler ama anlaşma gereği buralara liman da yapılamıyor. Askeri olarak biz aslında bu tedbiri karşımızdakiler için, yani onlar buradaki mezarlıkları kullanarak burada bazı askeri teşebbüslere girişmelerini engellemek için yaptık ama şimdi o anlaşmalar gereği biz de buralardan askeri bölge olarak faydalanamıyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kısaca sözlerimi bu şekilde bağlamış olayım. Evet. Hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı'nın muzaffer devletlerinin tek yenildiği cephe Çanakkale cephesidir. Dolayısıyla sömürgeci devletlerin emperyal devletlere dönüşme süreci bağlamında da Çanakkale'nin bir anlamı vardır. Bu bağlamda Anzaklar ve Avusturyalılar son derece önemli bir değişimin ve dönüşümün öncülüğünü yaptılar. Hocam buna dikkat etti ve akabinde cephede Türk askerleriyle oluşan arkadaşlık, muhabbetlerle ilgili olarak da birkaç anıyı anlatmış oldu, paylaşmış oldu bize. Kuşkusuz Çanakkale zaferinin veya savaşının büyüklüğünü ifade eden en önemli unsurlardan birisi İngiltere ve Fransa'yla yapılan bir savaş olmakla beraber o dönemin süper gücü İngiltere'nin sömürge dünyası eski kıtanın hemen hemen önemli bir kısmına hakim durumdaydı. Buralardan gelen kimi Hundi, kimi Yamyam insanların Çanakkale'de toplandıkları bir savaştır. Bu bağlamda Çanakkale'ye katılan askerlerin sayısıyla ilgili olarak hocamın da ifade ettiği gibi bir kesin rakam vermek hem ölenlerle hem de katılanlarla ilgili kesin rakam vermek oldukça zor. Ama bildiğim kadarıyla Türk tarafında şehit olanların 170 binde 250 bin civarında olduğu bir rivayet edilmektedir. Şimdi ikinci konuşmacı olarak İbrahim Hocam, İbrahim Tüzler Hocamız bir milli bilinç kazanımı olarak Çanakkale Savaşı ve Edebiyatı sunumunu gerçekleştirecektir. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, çok kıymetli misafirler ve değerli öğrenciler. Öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Açılış konuşmasında Sayın Rektör Yardımcım'ın da ifade ettikleri gibi ben de Çanakkale'nin 100. yıl dönümünü kutladığımız şu zaman diliminde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Evet, bir milli bilinç kazanımı olarak Çanakkale Savaşı ve Edebiyat. Ben çok rakamlardan, şehit olanların sayısından, Anzakların ne kadar insan kaybı uğradıklarından falan değil. Biraz daha munis bir meseleden, edebi açıdan, edebiyat cephesinden Çanakkale Savaşı'na, Çanakkale zaferlerine değinmeye çalışacağım. Ama öncelikle savaşın bireysel olarak hem bizlerin hem de toplumların anlam dünyasından ne manaya geldiğini izaha gayret edeceğim. Mustafa Hocam'ın dediği gibi aslında bu meseleyi sadece Akif'ten bile anlatmak bize çok ciddi, çok derinlikli mesajlar verecektir ama ben daha başka genel bir panoramik bakış açısıyla edebiyat tarihimiz içerisinde Çanakkale Savaşları ile ilgili neler yazılmış, neler söylenmiş,
Onu kısa cümle getirip belki en son Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri'nin adlı metniyle bitireceğim. En son da söyleyeceğimi peşinden söylemek istiyorum. O da şudur çok değerli dinleyenler. Milletlerin hayatlarında Çanakkale Savaşı gibi bir dönüm noktası teşkil edebilecek, savaşın ne manaya geldiğini insanların hayatlarında hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak sorgulamalarına imkan verecek olaylar hakikaten çok yoktur. Biraz evvel hocam söylerken ikinci büyük kara savaşı diye ifadelendirdi. Ben de birincisinin ne olduğunu bilmiyordum. Hocama sordum. Birincisi neydi ki acaba diye. Ama başka yine milletlerin edebiyatlarına baktığımızda bu dönüşümlerini anlattıkları çok derinlikli metinler olduğunu görürüz. Baştaki söyleyeceğimi şimdi söyleyeceğim dediğim husus şu. Bizim edebiyat tarihimize baktığımızda ise maalesef Çanakkale'nin çok istenilen seviyede anlatıldığını söyleyemiyoruz. En son slaytlardan biridir. Tiyatro, hikaye ve roman açısından değerlendirdiğimizde yarım bir sayfayı geçmez Çanakkale savaşlarının, Çanakkale zaferlerinin anlatıldığı metinler. Tiyatro, hikaye, roman olarak. Şöyle bir algı var Çanakkale ile ilgili. Akif'in o muhteşem destansı şiiri sanki bütün zaferi, bütün mücadeleyi, bütün kahramanlıkları tek başına kapsıyor ve yetiyor gibi. Hakikaten de öyle midir? Bence öyledir. Ama edebiyat dediğimiz şey, edebiyat dediğimiz duyma biçimi, duygulanma tarzı çok başka metinler de gerektirir. Bundan sonra, 90'lardan sonra ama bu yöne yönelik edebi metin oluşturma açısından çok daha zengin bir ortama girildiğini de ifade etmek isterim. Evet, savaş neresinden bakılırsa bakılsın kötü bir duygu. Hem bireysel olarak hem de toplumların hayatında açmış olduğu yara ve derinlikli acılar olarak. Ama burada önemli bir nokta var gibi düşünüyorum. Ne için savaşıldığı, ne için can verildiği kavranamamış ise, boşanılık duygusuna girilmiş ise kazanılan savaşında, uğrunda, can verilen mekanlarında bir anlam alanı kalmıyor. Diğer taraftan ne için can verildiği, savaşın hangi sıkıntılardan sonra dayanılması gereken, göğüs gerilmesi gereken bir kavram olarak algılandığı takdirde ölüm en birinci derecede seve seve girilen bir gül bahçesi olarak kabul ediliyor. Bildiri başlığımın bir kısmında milli bilinç kelimesini bilerek kullandım. Eğer ne uğruna can verildiği duygusu ciddi olarak kazanılmamış ise bireyler tarafından özellikle toplumları meydana getiren şahıslar tarafından ne uğruna ölünülüyor fikri üzerinde derinlikli anlamlar geliştirilmemiş ise bir milli bilinçten de bahsetmek çok mümkün olmuyor. Vatan dediğimiz, yurt dediğimiz, milli kimlik dediğimiz kavramlar eğer içlerinde bir dönem hatıralarımızı barındırmış ise üzerlerinde gezen, bize ait değerleri anlatan, şarkılar söyleyen, şiirler okuyan, destanlar anlatan kimselere ev sahipliği yapıyor ise bu toprak parçası bizler için vatan kabul ediliyor. Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar kendi atalarının, kendi toprak bütünlüğü içerisinde ne manaya geldikleri şuurunu bilerek, belki burada Anthony Smith'ten almış olduğum bir alıntıyla söylemek istiyorum. Öz bilinçli evlatları olarak toprağa düştüler. Burada hemen başka bir tarafa meseleyi getirip öz bilinçli olan evlatlar sadece toprak uğruna, vatan uğruna, milli bilinç, milli kimlik uğruna şehit olanlar olarak kabul edilmiyor. Sırra matuf olanlar yani vatanın neyle ilgili, nasıl duygu değerleriyle büyütülüp derinleştirildiğine ve bir yuva haline getirildiği algısına ulaşan insanlar aynı zamanda sanatkarlar. Milletin öz bilinçli evlatları olarak sanatkarlar da çok önemli birer fonksiyon üstlenmiş oluyor. Çünkü o toprakların, o milli bilincin, o kimlik algısının hangi şartlarda oluşturulduğunu kendilerinden sonraki gelecek olan nesle yansıtan insanlar olarak çok önemli birer fonksiyon üstleniyorlar. Neden sanatkarlar? Çünkü sanatkarlar sıradan insanlar değil. Sanatkarlar kendilerine verili olanı, sunulu olanı, çepeçevre etrafında sarılı gerçeklikleri olduğu gibi yansıtanlar değil, dönüştüren, sorgulayan insanlar. Bu sorgulama, dönüştürme hadisesini çok derinlikli bir şekilde yapmaya çalışan insanlar. Dolayısıyla sırra matuf olma durumunu da en net bir biçimde karşımıza çıkaran insanlar.
Sanatkarlar böyleyken, sanatkarların yazdıklarına muhatap kılınan okurun da bir algı seviyesi oluşuyor. Bilinçlenme anı edebi metin üzerinden, sanat eseri üzerinden böyle gerçekleşiyor. Burada da temel sorun şu, temel çıkış noktası şu, toprağa düşen şeyler kadar en az, sırra matuf olan sanatkarlar kadar en az bu toprakların hangi değerlerle yoğrulup ortaya konulduğu algısına ulaşabilmek. Dolayısıyla karşılıklı ve derinlikli bir ilişki oluyor. Başta da söyledim, aslında edebiyat ve savaş sanki zıt kavramlar gibi karşılanıyor. Edebiyat, estetize edilmiş olan duyguların, fikirde, duyguda, daha derinlikli, daha sahici duygu birlikteliklerinin ifade edilmesi gibi. Ama savaş, bütün yönüyle, o soğuk yüzüyle, bütün çepeçevre insanı kuşatan tarafıyla soğuk bir yüzü var. Ama o soğukluğun munis bir hava içerisinde işaret edilip insanların önüne konması edebiyatta mümkün oluyor. Mehmet Emin Yurdakul'un dediği gibi, bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz bir çocuk gibidir. Sanatkar bu açıdan da çok önemli. Şimdi Çanakkale Savaşları'na temas etmek istiyorum. Her birimizin malumu olduğu üzere fütühat ruhuyla hareket eden bir milletin çocuklarıyız. Kuruldu Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin kurulduğundan en azından Viyana bozgununa kadar sürekli bu ruhla ilahi kelimetullah en azından algısıyla, anlayışıyla topraklar fetheden ve bu fütühat ruhunu devam ettirmeye gayret eden, azmeden bir geçmişimiz var. Trablus, Karp ve Balkan yenilgileri bu millet üzerinde, tabii tarihçi hocalarım burada, onlar benden çok daha iyi biliyorlardır. Ben bu dönemde yayınlanmış, neşredilmiş olan bazı gazetelere, mecmualara baktığım için bunları anlıyorum. Müthiş bir karamsarlık havası meydana getirmiş. Bazı mecmualar, gazeteler bu yenilgiyi kara bir leke olarak kabul etmiş. Ama ne zaman ki Çanakkale zaferi kazanılmış, Sabah'ın 5 Haziran 1915 tarihindeki nüshasının başlığı şu. Çanakkale zaferi Balkan Muharebesi'nin milletin alnına vurduğu lekeyi temizledi. Biz bundan dolayı bilhassa sevinçliyiz. Ve temizlenen leke. Temizlenen leke başlığıyla çıkıyor. Edebiyat dediğimizde nesre dayalı, metne dökülmüş olan her şeyi kabul ediyoruz. Bunun içerisine gazeteler de giriyor, mektuplar da giriyor, söyleşiler de giriyor. En canlı tanığı olarak gazetedeki metinlere baktığımızda milletin algısı bu. Temizlenen bir leke. Belki bu algıyı daha derinlikli bir noktaya getirip en azından konjektürel olarak içerisinde bulunan havayı biraz daha kırmak için Enver Paşa Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi Müdürlüğü'nce 11 Temmuz 1915 tarihinde yaklaşık 30 küsür tane sanatkara davetiye gönderiyor. Cepheye davet ediyor sanatkarları. Bunların arasında Tevfik Fikret'ten efendim o dönemin meşhur büyük Yahya Kemal gibi büyük şairlerine kadar birçok isim var. Birçoğu gerekli mazeretler beyan ederek katılamıyorlar. Fikret mesela bir ay sonra, bu daveti aldıktan bir ay sonra vefat ediyor. Fakat gidenler, davete katılanlar var. Ahmet Ağoğlu gibi, Ali Canip Yöntem gibi, İbrahim Alaaddin Göğsa gibi. Bizim son dönem şairlerimiz olarak değerlendirebileceğimiz, 1950 sonrası olarak kabul ettiğimiz Enis Behiç Kor Yürek gibi isimler var. Evet, ressamlar var. İbrahim Çallı gibi mütefekkirler var, ressamlar var. Bunlar 10 günlük bir gezi programı dahilinde, öyle söyleyelim, cepheyi ziyaret ediyorlar. Bu denk geldi aslında. Bir haftadır da edebiyat dünyasının gündeminde olan bir şey. Edebiyatın Çanakkale ile İmtihanı adlı bir kitap yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Beşir Bey yayınladı. Beşir Ayvazoğlu yayınladı. Bu giden kuruldan çok ciddi, çok nitelikli metinler yazması bekleniyor. Ama cephe dönüşü gezi bittikten sonra 24 Temmuz 1915 sabah gazetesinde Hitabe-i Şükran başlıklı bir beyanname yayınlıyorlar. Ve devam eden bir yıl süre içerisinde de çok nitelikli metinler aslında oluşturamıyorlar. Bunu bir noktadan önemli gördüğüm için zikretmek istiyorum. Çanakkale Şehitlerine adlı metni Mehmet Akif'in Safahat'ın 6. kitabında geçiyor. Asım adlı kitapta geçiyor.
Çanakkale Harbi kazanıldıktan, zaferler kazanıldıktan sonra tam 9 yıl sonra yayınlanıyor Sevil-i Reşat'ta. Bunun bir anlamı olmalı diye düşündüm. Bazı akademisyenler de buna temas etmiş. Çanakkale zaferlerinden tam 9 yıl sonra yayınlanıyor Çanakkale Şehitlerin adlı metni Mehmet Akif'in. Bunun sebebi aslında şu. Belki başka birçok sebebi daha var ama Akif'in kimliğini, karakterini, kişiliğini bildiğimiz için bunu çok önemsemiş gibi geliyor bana. Nedir o? Bu bir yıllık süreçte cepheye ziyaretinden sonraki bir yıllık süreçte çeşitli ödüller de vaat ediliyor insanlara. Yazın size para verelim diye. Akif bunların hiçbiriyle anılmak istemediği için şiir metnini yayınlamıyor. Şiir metnini yayınlamıyor. Ve aradan geçen 9 yıl sonra adeta abidevi olan o metni yayınlıyor. Kul ölüme yaklaşmazsa dirilmiyor, anladım diyor İbrahim Alaaddin Gövsa. Bu cepheyi ziyaret ettikten sonra 1922 yılında Çanakkale İzleri adlı yayınlamış olduğu kitabında. Hakikaten edebiyatın böyle bir tarafı var. Sanatın böyle bir tarafı var. Hayat hamlesi diyebileceğimiz, Bergson'un Elan Vital dediği, son noktaya geldiğinde artık elinde avucunda ne varsa ortaya koyabilme iradesi. İbrahim Alaaddin Gövsa, ben o ziyareti yaptığımda, o cepheye gittiğimde bunu fark ettim diyor. Kurşunların ıslığından daha nafiz bir sada, eğiliniz, tehlike var, çabuk geçin buradan. Komutanı öyle hitap ediyor. Tembihini fısıldadı, önde baktım ki hala sarsılmayan bir burç gibi duruyordu kumanda. Artık Türk'ün yüksek alnı eğilmiyor, anladım. Kul ölüme yaklaşmazsa dirilmiyor, anladım. Yani en son nokta artık Türk'ün millet bilinciyle hareket eden insanların da kendilerini ortaya koydukları bir an. Hatıralarını okurken bir şey dikkatimi çekti, bunu paylaşmak istiyorum. Bir Kurşun adlı bir hatırasından bahsediyor. Yine İbrahim Alaaddin Gövsa. 18 Temmuz 1331, Pazar günü Saddülbahir'de sağ cenahın ileri siperlerinde fırka kumandanı Cafer Tayyar Bey ile beraber gezmiştik. Orada bir mavzer aldım ve kum torbaları arasında teşekkül etmiş, delikten düşman mazgalını nişanlayarak ateş ettim. Hayatımda ilk ve belki son defa olarak düşmana bir mermi atmış oluyordum. Şair bu merminin ne manaya geldiğini şu mısralarla anlatıyor. İşte gayzı, kini dolmuş ruhumun, sana karşı hülasası bu kurşun. Bazen elindeki mavzeri kullanarak düşmanını yok etmek için sıkılan bir kurşun var. Ama sanatkarın kurşunu da kendi içindeki gayzını, kinini düşmana karşı adeta dizeleriyle sıkmış olma durumu var. Çok vakit darlığından bazı metinleri örneklemeden geçmek istiyorum. Enis Behiç Koryürek mesela o heyette bulunan bir sanatkar olarak önemli bir şiire yine imza atıyor. Tabii o dönem büyük şairlerin de metinler oluşturulması isteniyor. Bunlardan bir tanesi Şair-i Azam olarak kabul ettiğimiz Abdülhak Hamit. Reşit Paşa'yı tebrik için, Çanakkale Zaferi'nden sonra tebrik etmek için giden kurulun arasında yer alıyor ve Reşit Paşa'nın bizatihi kendisi Abdülhak Hamit'ten bir ricada bulunuyor. Lütfen bir şiir yazsanız diyor. İlham-ı Nusret adlı bu metni kalem alıyor Abdülhak Hamit. Fakat burada daha ilginç bir şey var. Abdülhak Hamit'in şiir yazması için ricacı olan Reşat Paşa kendi belki de Çanakkale üzerine yazılmış en güzel gazeli kaleme alıyor. Kapanıp secde-i şükranı Reşat eyle dua, mülk-i İslam'ı hüda eyleye daim memen. Sarsılmayacak kale manasına geliyor. Bu metnin güzel bir önemi de şu, Yahya Kemal hepimizin kabul ettiği ve son klasik olarak da vasıflandırabileceğimiz büyük şair, bu Reşat Paşa gazelinden hareketle yine çok güzel bir tahmis yazıyor. Son iki beytini kullanarak üstüne üç beyt ekleyerek kendi metnini oluşturmuş oluyor. Sadece sanatkarların oluşturmuş oldukları metinler Çanakkale Edebiyatı için birer malzeme değil. O dönem şehit olup toprağa düşen, daha sonradan kendilerinin esvapları yoklandığında üzerlerinden şiirler çıkan şehitlere denk geliniyor. Dönemin mecmualarında bir tanesi burada, yeni mecmuada mesela bu şiirler yayınlanıyor. Biraz evvel Sıddık Hocam'a bunun orijinali de sizde var mı diye sorduğumda var dedi. Bende olmadığı için ben tıpkı basımını getirmiş oldum. Bu tür mecmualarda, harp mecmuasında, yeni mecmua gibi dergilerde dönemin
şehitlerinin üzerinden çıkan metinler yayınlanıyor. Burada onlardan bir tanesini örneklemek istiyorum. Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa. Yorgun değilim ben, çoktur imanım. Milletin uğrunda aksın hep kanım. Şehitlik isterim harbi hayranım. Çalışın kardeşler, günümüz bugün. Cihat Müslümana en büyük düğün. Adım Mustafa'dır, yerim Boyabat. Yazdım bu destanı, oku hem anlat. Her yerde dinleyen etsin beni yad. Çalışın kardeşler, günümüz bugün. Cihat Müslümana en büyük düğün. Bir şehidin üzerinden çıkan metin. Faruk Nafi Çamlıbel'den Arif Nihat Asya'ya kadar yine o dönem şiirler kaleme alınıyor. Biraz evvel de söyledim. Belki bu tüm dünyanın farklı farklı milletlerle bir araya gelerek bu coğrafyaya saldırmasını en iyi resmeden, en iyi şiirselleştiren, dilizmi de düşürmeden, şiirin bazı hususiyetleri vardır. Yani birçok şey anlatabilirsiniz ama o şiire ait olan hususiyet, özellikle dilizmin düşmemesi lazım. Bunu en iyi yapanların başında hiç kuşkusuz Mehmet Akif Ersoy geliyor. Asım'ın doğuşu Çanakkale şehitlerinde çok net olarak ortaya çıkan bir şey zaten. 6. kitabında da bunu ifadelendiriyor. Ben son kısmı okumak istiyorum. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kaçsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Belki hediyelerin en güzeliyle, verilebilecek olan payelerin, değerlerin en güzeliyle tebcil edilmiş olan bir şehit algısı. Hakikaten bu mısralar çok abidevi bir tarzda duruyor. Evet, bütün edebiyat tarihimize baktığımızda Çanakkale destanı, Çanakkale zaferi üzerine yazılanlar bu kadar. Belki bunları ekleyeceğimiz 5-6 tane son dönemde yayınlanan metinler olur. Nurullah Bey, Nurullah Genç mesela Çanakkale Destanı adlı bir şiir metnini yayınladı geçen yıl. Bu kadar. Ama böyle bir destan, böyle bir savaş çok daha farklı bir bakış açısıyla anlatılabilir idi. İnşallah bundan sonra anlatılır. Sözlerimi Necmettin Halil Onan'ın Çanakkale, Yelebolu sırtlarında da kazınmış, taşa toprağa kazınmış olan ifadeleriyle sonlandırmak istiyorum. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Çok teşekkür ederim. İbrahim Hocam'a biz de teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız bölümümüz öğretim yöneliminde yardımcı doçent doktor Sıfır Çalık. Çanakkale Savaşı'nda propaganda başlıklı bildirisini sunacaktır. Teşekkür ederim hocam. Aslına bakarsanız İbrahim Bey'in konuşmasından çok etkilendim. Gerçekten biz daha çok Çanakkale Savaşları'na tarihçi gözüyle bakıyorduk. Şimdi tabii ki bir edebiyatçının gözüyle bakmak insanı gerçekten daha çok hislendiriyor, daha çok hüzünlendiriyor. Efendim benim tebliğimin başlığı, konuşmamın başlığı Çanakkale Savaşları'nda propaganda. Panelden önce sergide aslında nedenli bir propaganda malzemelerinin olduğunu gördük orada. Aslında oradaki propaganda malzemeleri bir yerde benim anlatacaklarımın bir yerde şeyidir.
ana hatlarıyla izahıdır, daha çok disipline bir şekilde ifadesidir. Affedersiniz. Efendim, kusura bakmayın, teknik arıza var, çözemedik. Propaganda, siyasi ve güç mücadelelerinin mühim unsurlarından biri de esas itibariyle propagandadır. Bu alanda veya insan meşgalesinin var olduğu diğer birçok sahada karşı tarafı ikna ve yönlendirmeye mahtuf faaliyettir esas itibariyle propaganda. Bu faaliyet daha geniş anlamıyla başta harpler olmak üzere iktidar mücadelelerinden muhtelif ticari rekabete kadar pek çok alanlarda üstünlük sağlamaya yönelik söylem usulüdür. Propagandanın en çok kullandığı alanlardan biri kuşkusuz harplerdir. Öyle ki ilk çağlardan itibaren meydana gelen birçok savaşta propaganda amaçlı faaliyete şahidiz. Propaganda modern zamanlar öncesi devirlerde daha çok söyleme dayalı icra edilirken 19. yüzyıldan itibaren basın yayın ve bazı teknolojik gelişmeler sayesinde görselliğin ön planda olduğu propaganda malzemelerine yönelmiştir. İnsanoğlu propagandayı o zamana kadar en çok etkin olarak kullandığı dönem Harb-i Umumi olmuştur. Yani Birinci Dünya Savaşı. Öyle ki savaşa katılan devletlerin mücadeleleri adeta propaganda savaşına dönüşmüştür. Bu harpte propaganda amacıyla kullanılan malzemeler afiş, beyanname, fotokart, harita ve madalyalardan ibarettir. Bunların haricinde propagandaya yönelik bazı vesikalardan da bahsetmemiz mümkündür. Özellikle resmi veya gayri resmi her türlü neşriyat, diplomatik yazışmalar ve milletler arası ilişkilerde ehemmiyete haiz muhtelif raporlar ve anlaşmalar bunların başında gelmektedir. Umumi harpte propaganda genel itibariyle şu dört alanda yürütülmüştür. Evvela her devlet kendi vatandaşlarını savaşın önemini ön plana çıkaracak kutsal değerler uğrunda ve yaşadığı ülkeyi muhafaza etmek için savaşmaya teşvik ediyordu. Coğrafyanın vatan haline gelmesinde ve millet olgusunun tecessüm etmesinde önemli bir dönüşümün yaşandığı bu harpte bu değerler uğrunda savaşmayı kutsal bir mücadeleye dönüştürüyordu. Böylelikle farklı kültür ve kültür, din, mezhep ve etnik yapılardan meydana gelen unsurlar aynı amaca yönelik değerlerde birleşmiş oluyorlardı. Diğer mühim bir propaganda alanı da karşı tarafın yani rakip devletlerin insanlarını ikna etmeye yönelik faaliyetlerdir. Burada kendi savaşlarının o topluma değil daha çok yönetimine karşı olduğunu savunarak rakibini güçsüz ve desteksiz bırakmak gayesi güdülüyordu. Dünya kamuoyuna karşı kendi haklılığını duyurmak için yapılan devletler arası propaganda ise daha geniş, şumullu ve daha fazla gayret sarf eden rekabetçi propagandadır. Buradaki gaye savaşa katılmayan dünyadaki diğer güçleri kendi yanına çekerek
özellikle diplomasi alanında güç kazanmaya yöneliktir. Devletler arası propaganda dahil edeceğimiz başka bir usul de rakip devlete karşı daha ziyade kara propaganda yaparak o ülkeyi dünya kamuoyunda ve kendi ülkesinde küçük düşürmektir. Çanakkale savaşlarında gerek müttefikler olsun, gerekse Osmanlı Devleti olsun yapmış oldukları propagandalarda daha çok beyannameler, mektuplar ve broşürler kullanmışlardır. Bununla birlikte Çanakkale savaşlarında uçaklar, balonlar ile karşı tarafın siperlerine mektup ve bildiri atmak kanalıyla da propagandalar yapılmıştır. İngilizler İngiliz istihbarat subayları Türk tarafına yaklaşarak Türkçe propaganda da yapmıştır. Osmanlı askeri ise özellikle Kumkona mücadelesinde İtilaf Devletleri ordusu içerisindeki Müslüman koloni askerlerinin varlığını çözerek siperlerin birbirine yakın olduğu yerlerde kendilerinin de Müslüman olduğunu anlatmak adına ezan okumuşlardır. İtilaf Devletleri'nin propaganda faali. Osmanlı Devleti askerlerinin giyim, kuşamı, gıda malzemeleri ve zor durumu üzerine yapılan propagandalar. 5 Haziran 57. Alay siperlerine atılan bir bildiride Osmanlı esirlerine İngilizler tarafından çok iyi bakıldığı anlatılmak istenirken esir edilen Müslüman askerlerin durumu şöyle tarif edilmiştir. Esir düştükleri zaman aç, çıplak, bakımsız olan Osmanlı askerlerine İngiliz hükümeti tarafından çok iyi bakılmaktadır. Çanakkale savaşlarında silah bırakarak itilaf devletlerine teslim olan Osmanlı askerlerinin mutlu ve huzurlu olduğunu iddia ederek Osmanlı devleti askerlerine silah bıraktırma propagandaları. İtilaf devletlerinin Mısır'daki esir kamplarını adeta cennet gibi göstermişlerdir. Güya Nil kenarında keyif süren Osmanlı esirlerini sigara içerken ve saz çalarken karikatürize eden bu propagandalardan biri olan 28 Temmuz 1915 tarihli Kumkale cephesine atılan bir bildiride şöyle denilmiştir. Osmanlı esirleri Nil kenarında gayet muntazam bir bahçede ikamet ediyorlar. Her biri için ayrı ayrı yataklar tahsis edilmiştir. Herkese çeşitli tabaklarda yemekler verilmekte, her gün sigara dağıtılmaktadır. Esirler, milli adetleri olan sazlar tedariki ile zaman hoş geçirmeleri için eğitilmektedirler. Onlara Mısır dostları tarafından sazlar vesaire oyuncaklar hediye edilmiştir. Esirleri ziyarete müsaade edilmektedir. Esir subaylar için ayrı ayrı daireler tahsis edilmiştir. Osmanlı askerinin 1. Dünya Savaşı'nda müttefik olan Almanya üzerine Osmanlı-Alman ayrışması çıkarmaya, Alman subaylarına karşı Osmanlı askerlerini itaatsiz hale getirmeye yönelik yapılan propagandalar. 30 Nisan 1915 15. Kolordu bölgesine atılan bir bildiride şöyle denilmektedir. Osmanlı askerleri Alman kumandanlarının tasarlamış oldukları yanlış askeri tedbirlerden ve idarecilikten dolayı İngiliz askerlerinin saldırılarına direnmeyerek 25 kilometre çekilmeye mecbur olmuşlardır. İtilaf Devletleri safında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan Hintli ve Mısırlı Müslümanların ağzından yazılan bildiriler. 11 Haziran 1915'te Çanakkale'nin Anadolu tarafına atılan bildiride güya Hintli ve Mısırlı Müslümanların ağzından yazılan bildirilerde şöyle denilmektedir. Biz Müslümanlar çok iyi biliriz ki Almanlar hilekar bir millettir. Tarih bile onların böyle olduğuna şahittir. Bu halde Almanlar sizi aldatıyor ve memleketinizi mahvediyorlar. Tüm Müslümanlar Almanlardan kurtulmanız için dua ediyorlar. Türklerin savaşlık ve vatanseverlik duyguları övülüp
Osmanlı askerin gururları okşandıktan sonra Almanların niyetinin Osmanlı'yı işgal etmek olduğunu anlatan propagandalar. Çanakkale siperlerine atılan bir İngiliz bildirisinde şöyle denilmektedir. Şimdiye kadar Almanların size ne faydası oldu? Sizin Bosna Hersek iliniz Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından elinizden alınmadı mı? Buna karşı Almanya'nın size hiç faydası oldu mu? Belçika'yı mahveden Almanlar Osmanlı memleketlerini de mahvettikten geri kalmayacaklardır. Ey Türk kardeşlerimiz! O Almanlar ki doymak nedir bilmezler. Almanlar memleketinizi işgal edecek olursa memleketinizin bütün mahsulatını ne suretle yutacaklarını çok sürmez görecek ve anlayacaksınız. İşte o zaman ne özgürlüğünüz kalacak ne de güvenliğiniz. Yıllardır cephede savaşan Osmanlı askerlerinin yumuşak karnı olan sıla ve memleket hasreti ile aile özleminin kullandığı propagandalar. 19 Mayıs 1915'te Güney Grubu Komutanlığı'na atılan bir bildiride İtilaf Devletleri şöyle demektedir. Artık savaşmaya devam etmekten imtina ederek silahlarınızı teslim ederseniz eşlerinize ve çocuklarınıza kavuşmaya muktedir olursunuz. Osmanlı Devleti'nin iç meseleleri Osmanlı askerleri arasında Balkan savaşlarında olduğu gibi fitne çıkarmaya yönelik propagandalar. Hürriyet ve İtilaf Partisi ile İttihat ve Terakki Partisi yanlısı subayların aralarına açmaya yönelik yapılan bu propaganda tüm olumsuz sonuçların İttihat ve Terakki Partisi'nin başından çıktığı teması işlenmiştir. 11 Haziran 1915'te Çanakkale Cephesi'nin Anadolu bölgesine atılan bir bildiride şöyle denilmiştir. Biz çok iyi tahkik ettik ki genç Türkler Alman parasının tesiriyle sizi aldatmışlardır. Ümit ederiz ki Büyük Britanya İmparatorluğu ile savaşmaktan vazgeçer, silahınızı teslim ederseniz ülkenizin iyiliği için tek çıkar yol budur. Osmanlı askerinin moralini bozarak savaşma azimlerini en alt seviyeye çekmek ve adına diğer cephelerdeki başarısızlıklar işlenen propagandalar. Osmanlı askerlerinin direnişini kırmak için İtilaf Devletleri'nin uygulamış olduğu ve bir diğer propaganda yönteminde yalan haberler kullanmasıdır. Amaç direnişe gedik açmak, Osmanlı askerlerinin tereddütlerinden yararlanmaktır. Osmanlı ordusu için de subay veya er olarak bulunan Osmanlı tebaası Kürt vatandaşlara yönelik milliyetçi söylemlerle ikilik çıkarmaya yönelik propagandalar. Bu propagandalarda özellikle aslı olmayan yalan haberler ve Londra'da Kürtler hakkında haber yapan gazetelerin nüshaları propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır. Örnek 29 Temmuz 1915'te Kuzey Grubu'na atılan bir bildiride Kürtler hükümeti hazıra aleyhine isyan ile Muş, Harput vilayet merkezini işgal etmişler ve Abdurrıza Bedirhan Hazretleri vali tayin edilmiştir. Bildiride argümanlar yalandır. Halbuki o tarihte Elazığ ve Muş'ta isyan olmamış. Hatta bildirde ismi geçen şahsın adı bile yanlış yazılmıştır. Cihad-ı Mukaddes üzerine yapılan propagandalar. 11 Haziran 1915'te Anadolu grubuna atılan bir bildiride şöyle denilmektedir. Yabancı bir milletin hatırı için cihad etmek istiyorsanız bu muharebe mukaddes cihad değildir. Teessüf olunur ki Müslüman kardeşler Alman imparatorluğu uğruna birbirlerini öldürmektedirler. Görselleri hızlı geçmek istiyorum. Uzak vaktim kısıtlı olduğundan dolayı. Bunlar İtilaf Devletleri'nin propagandalarına yönelik görseller. Bu bir uçaktan atılan Rusların uçaktan attığı bir Kırım bölgesine propaganda malzemesi. Bunlar daha
daha çok kendi vatandaşlarına, İngilizlerin, baban hangi fotoğrafı arkadaşlarına göstermek ister? İki şey çizmiş burada. İngiliz kadını söylüyor git diye, yani savaşa git diye. Ülkenin sana ihtiyacı var, bu tür propaganda. Dardanellilerden bir çağrı, yani Çanakkale. Hey Joe, gelmiyor musun? Şimdi katıl. Türk-Alman ilişkilerini anlatan bir İngiliz propaganda kartı. Bil, senin pantolonun parçasını çok beğenmiş görünüyor. Sörf güzel fakat ya siperdekiler, git ve yardım et. Şimdi de Osmanlı Devleti'nin karşı propaganda faaliyetlerinden kısaca bahsedeceğim. Müslümanlık da itiraf devletleri sahasında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan Müslümanlara yönelik propagandalar. İngiliz sömürgesi altında tuttukları Müslümanları bin bir oyun ile kandırarak Çanakkale'de Müslüman Osmanlı'ya karşı savaştırmayı başarmışlardı. İngilizler sömürgelerinde yaşayan Asyalı ve Afrikalı Müslümanları Çanakkale'de Osmanlı'nın karşısına dikmeden önce Almanların Osmanlı halifesini esir aldığı ve İngilizlerin de Osmanlı halifesini kurtarmaya gittiği yönündeki propaganda yapmışlardı. Hatta bunun dini bir vecibe olduğunu ve Osmanlı halifesinin kurtarılmasının sömürge Müslümanlarının boynunun borcu olduğunu telkin etmişlerdi. Osmanlı Devleti de İngilizlerin bu propagandasına karşı Çanakkale cephelerinde bir karşı propaganda uygulayarak İngilizlerin yalan söylediği, halifenin esir olmadığı, savaşanlar ve Almanlar değil, Müslüman Osmanlılar olduğu yönünde propaganda yapmışlar ve çoğu zaman da başarılı olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin esirlere iyi davrandığını anlatan İtilaf Devletleri safında savaşan askerine silah bıraktırmaya yönelik propagandalar. İngilizler ve Fransızlar savaşın başından itibaren kendi askerlerine kesinlikle esir olmamaları konusunda bir iç propaganda yapmışlardı. Bu propagandalarda Osmanlı'nın esirlere çok kötü davrandığından, hatta paramparça ederek işkencelerle öldürdüklerini anlatmışlardı. Savaşın başında aldıkları esirlerden İngiliz ve Fransızların bu şekilde propaganda yaptığını öğrenen Osmanlılar yine karşı propaganda atağına geçerek esirlere çok iyi davrandıklarını anlatan birçok broşürü uçaklarla İngiliz ve Fransız siperlerine atmışlardı. Bu konuda sadece İngilizce ve Fransızca değil, Urduca ve Hintçeyi bile kullanmışlardır. İngilizlerin hilekar bir millet olduğunu anlatan propagandalar. Bu propagandalarda düşman askerlerine bazı sorular sorularak yaptıkları savaşın anlamı sorgulatmıştır. Hilekar İngilizlerin oyununa gelerek buralara geldiniz ve sizi kullandılar denilen propagandalarda İngiliz askerleri diğer askerler arasında ikilik çıkarma hedefi güdülmüştür. Düşman askerlerinin savaşma azmini kırmaya yönelik yapılan propagandalar. Osmanlı Devleti bu propagandalarda Alman ordusunun Belçika ve Fransa'nın bazı bölgelerini işgal ettiğinden İtalya'nın saf dışı değiştirilmesinin bir şey ifade etmediğinden ve Rus ordularının Galicia'da yenildiğinden söz ederek karşı cephede tereddütler meydana getirmeye çalışmışlardır. İtilaf devletleri askerleri için terk edilmişlik imajının işlendiği propagandalar. Bitiyor hocam. İtilaf devleti askerlerinin Çanakkale cephesinde en çok sıkıntı çektiği konuların başında su sorunu geliyordu. İngilizler bu sorunu çözmek adına Mısır'dan içme suyu getirmeye çalışsa da bu problemi aşamamışlardı. Kendileri sondaj yaparak suyun çözümünü üretmeye çalışmışlardı. Bir de görseller var. Kısaca ondan. Bu işte cihat beyannamesi. Bunların bir kısmı sergide sunduk. Beyanname-i Hümayun suretidir. Fetva-i Şerife, Şeyhülislam'ın yayınlamış olduğu fetva. Yine savaş başlayınca kapitülasyon belası kalktı diye bir propaganda afişi. Ordu-i Hümayun Mücahid'in ikilamı, askerleri teşvik için bir propaganda. Asker almayı teşvik eden propagandalar. Bunlar da kartpostalla şeklinde daha çok. İşte düğün bayram şeklinde askere gidiş,
gençlere yönelik propaganda, özellikle genç dernekleri, genç evet, bilgisayarımız da onda. Teşekkür ediyorum. Genç dernekleriyle ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlar 1915'te Enver Paşa'nın kurmuş olduğu bu dernekler daha çok milis savunma teşkilatları oluşturmak için Müdafaa Milliye Cemiyetleri önderliğinde bütün Anadolu'da teşkilatlanmıştır. Ve bunlar daha sonra milli mücadele döneminde çok faaliyetlere başlayacak birçok bölgede ve milli mücadelenin kazanmasında son derece önemli rol oynayacaklardır. Teşekkür ediyorum. Evet, Setup Hocama ben de teşekkür ediyorum bu orijinal çalışmasından dolayı. Tebrik de ediyorum. Aynı zamanda bir şeyi merak ediyorum ben ama kuşkusuz savaşlarda propaganda insanlık tarihi kadar eski bir yöntemdir. Zannediyorum yeni tekniklerin kullanılması noktasında Birinci Dünya Savaşı ilkleri ifade ediyor. Özellikle uçaklarla bildirilerin dağıtılması daha önceki savaşlarda görülmemiş bir hadisedir. Bu bağlamda yeni tekniklerin kullanılması noktasında da herhalde Birinci Dünya Savaşı bir ilki ifade etmektedir. Herhalde altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu olsa gerek. Şimdi son konuşmacımız, bölümümüz öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Yaşar Baytar, Çanakkale Savaşları'nı... Şehit olmadan önceki durumlarını gazete haberleriyle veya Çanakkale'de yazılan mektuplarla betimlemeye çalıştım. Olayları kamuoyuna nasıl yansıtıldı ve bu yansıtılışta kamuoyunun tepkisi ne oldu gibi sorulara cevap bulmaya çalıştım. Evet. Şimdi Çanakkale Savaşı çok büyük savaş ve Osmanlı halkı tarafından da telaşa neden olan bir savaştır. Bu savaş çıkmasından bir süre sonra önlemler de alınmaya çalışılmıştır. Bu önlemlerden biri İstanbul işgal edildikten sonra nasıl bir tavır alınacağı konusudur. Bu yüzden bir bütçe dahi hazırlanmıştır. Bu bütçe örtü ödenekten karşılanacak şekilde ayarlanmıştır. Yaklaşık 3500 lira dolayında bir bütçe ayrılmıştır. İşgal sonrasında oluşabilecek senaryolara karşı önlem alınması amacıyla. Daha sonra biliyorsunuz ticarette, sanayide gayrimüslimlere etkili birçok alanda, bankacılıkta gayrimüslimlerin İstanbul'u ve diğer vilayetlere terk etmesinden sonra nasıl bir önlem olacak, yani bunların işlerini kim yapacak gibi konulara da değinmiş. Bunun için de ayrı bir bütçe hazırlanmıştır. Bu bütçeye de yaklaşık 2000 lira gibi bir örtü ödenekten para ayrılmıştır. Böyle bir telaşa neden olan bir savaş, büyük bir savaş. Tabi o dönemde gazetelerde birinci sayfalarında Çanakkale mektupları yayınlanıyor. Üçüncü ve dördüncü sayfada daha çok Çanakkale cephesinde geçen olaylar ve askerlerin ihtiyaçları yayınlanıyor. Bu ihtiyaçlara cevap verilmesi için halktan yardım talep ediliyor. Bu yardım talep edilişi sırasında belli kelimeler, belli semboller de kullanılıyor. Özellikle o dönemde öne çıkan gazete başlıklarına baktığımızda Kahraman Mehmet Çavuş için, Kale-i Sultaniye müdafileri için, Hilali Ahmer için, İhanet Vatanperveran için, İhane gibi başlıklarla halktan yardım talep ediliyor. Biraz önce de söylediğim gibi gazete başlıklarının birinci sayfasında Çanakkale mektupları var ve Çanakkale mektupları gerçekten de çok önemli ve halka büyük tesir ediyor ve Çanakkale'de savaşanlar için çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Bu yardım kampanyaları farklı şekillerde oluyor. Bazen müsamerelerle,
ve bazen bir memurun maaşını bağışlamasıyla veya bazen önde gelen kişilerin büyük bir miktarda para bağışıyla, altın bağışıyla, hatta çeyizine ayırmış bilezikler veya çeyiz iğne bağışlamasıyla bu yardımlara destek verildiğini görüyoruz. Birebir gazeteden aldığım Mehmet Çavuş simgesi nasıl oluştu? Sizleri bunu paylaşmak istiyorum. Mehmet Çavuş nasıl oluştu ki bu gazeteye girmiştir? Gazetede şu şekilde belirtiyor. Üç büyük sandal derinden Seddülbahir mevki civarına çıkan 60 kadar düşman, askeri 7 torpido, 3 sırlı ve 1 kruvazörden mürekkep filonun atışları himayesinde karadan ilerlemek teşebbüsünde bulundu. Düşmana pek yakın bir mevzide nısf-ı takımlık bir kuvvetle kumanda eden Mustafaoğlu Mehmet Çavuş namında bir kahraman, düşmanın bir müddet ilerlemesine ses çıkarmamış ve fakat ziyade sabrederek, daha doğrusu vatan toprağını düşmana çiğnetmemek iştirakiyle titreyen efradını tutamayarak onlar ile beraber süngü hücumuyla düşmana aslanlar gibi saldırmıştır. Aradaki mücadele çok devam etmemiş ve kükremiş aslanlar gibi sulet eden Osmanlı dilaverleri önünde dümen kamilen mazmahal olmuş ve 20'den ziyade maktul ve mecruh vererek perşayanı bir surette firar etmiştir. Mehmet Çavuş ise başından ve sağ üstünden, sağ gövdesinden yaralanmış, iki yerinden yaralandığı halde yere sürünerek mahiyetinden ayrılmamış, bir taraftan bütün manasıyla kanını vatan toprağına ishal ettiği halde diğer taraftan ifradına teşvik ve ateşe devam etmiştir. Nihayet tüfeklinin makinesi işleyemeyecek derecede bozulduğu vakit bu mert asker eline geçen taşları atmak suretiyle sandallarına kaçan düşman efradını takip etmiştir. Bu anımız şehit ve 10 mecrumuz vardır. Kendisi de burada şehit olmuştur. Evet, bu olaydan sonra Mehmet Çavuş ismi artık simyalına gelmiş ve yardım kampanyalarında başlıklar halinde, bu başlık altında yardım istemiştir. Şimdi yardımlar farklı boyuttadır. Özellikle üst kademede olan kişilerin, şehzadelerin yardımları var. Bu yardımlar bugünün bir daire alacak derecede mahiyettedir. Bazı memurların bağışları var. Bazı bölgelerin bağışları var. Örneğin Siirt ehalisi, Musul ehalisi dediğimiz kesimlerin toplu olarak birleşerek topladıkları kampanyalar sonucunda paralar var. Bunlar cepheye iletiliyor. Örneğin Devletli Nicabetli Ziyaddin Efendi Hazretlerden 1080 kuruş diyor. Galata Postanesi memurun ve müstahdiminden çalışanlarından 516 kuruş diyor. Bunlar ne anlama geliyor? 1915 yılında bir ekmek Konya ve Ankara'da yaklaşık 2 kuruş. İstanbul'da 3 kuruş. O dönem dokuma atölyesinde çalışan bir amelenin günlüğü 1.8 kuruştur. Yani ben şöyle bir hesaplama yaptım. 500 kuruşa yaklaşık 1000 ekmek alıyorum. Ama ekmek bugünkü şeyle o dönem değeriyle şu andaki değeri farklı. O dönem bir işçi 1.8 kuruş maaş alıyor, bir okka ekmek alamıyor. Böyle karşılaştırdığımızda gerçekten de bu kuruşlar çok değerli. Evet. Yine bir başka olayda cephenin durumunu belirtiyor. Özellikle oradaki muhabirler cephedeki betimlemeyi çok iyi yapıyor. Bir betimlemede diyor ki sizin verdiğiniz bağışlar askere büyük tesir ediyor ve bu bağışlara yoğunlaşın. Bu bağışlar sonrasında askerin durumunu da bize gazeteler, oradaki muhabirler çok iyi betimliyor. Bir 16 Temmuz 1915 tarihli bir gazetede olayı şu şekilde betimliyor. Diyor ki, hediye gelen çeşitli eşyalar vardı. Biz cephede askerlere dağıtıyorduk. Bunların bir kısmı tırnak çakısı, bir kısmı işte sigara, bir kısmı ayakkabı bağıydı. Bunlar günümüzde çok basit hediyeler olarak görülebilir. Ancak
diyor, bir asker için ayakkabı bağını anlayamazsınız diyor. Yani cephede ayakkabı olmadan savaşamaz diyor. Veya tırnak makası olmadan nasıl olur da cephede savaşır diyor. Çünkü cephede askerler günlerce aylarla çarpışıyor. Bu hediyeleri dağıtırken diyor askerler belli bir nizam içinde sırayla aldılar ve Allah devletimize zeval vermesin, işte halktan Allah razı olsun gibi dualar niyaz ettiler. Daha sonra her asker kendi çadırının önüne gitti ve sigaralarını tüttürmeye başladılar. Ve bir taraftan da memleket türküleri söylüyorlardı. Muavin şu betimlemeyi de yapıyor. Diyor her asker farklı yönlere dönmüştü diyor. Bu askerler farklı yön aslında diyor, kendi memleketlerini gözü önüne getirerek farklı bir rota çizmişti diyor. Buna benzer çok güzel betimlemeler var. Tabi cephede askerlerin durumlarını, yaşadıkları o olayları, yiyeceklerini tasvir ediyor, temizliklerini tasvir ediyor. Bu tasvirden biri çok ilgimi çekti. Örneğin gazetenin birinde diyor ki, tifüs hastalığıyla mücadelesini anlatıyor. İşte halk arasında bir hastalık olarak biliyoruz. Bu hastalıklarla mücadele ederken askerlerimiz diyor, sahra fırınlarını kullandılar. Yiyeceklerini dezenfekte etmek için ekmek fırınlarını da dezenfekte ederek bu şekilde bu hastalıklardan korundular. Tabii bu gibi yazılar, bu gibi anlatımlar halkımızda büyük tesir yapıyor. Şöyle ki büyüğünden küçüğüne kadar herkes yardım kampanyasına koşuyor. İşte çocuklar, küçük çocuklar, ilkokul çağındaki çocuklar bütün harçlıklarını askerler için cepheye göndermek üzere veriyorlar. Hatta gazilere moral amacıyla moral ziyaretinde bulunuyorlar. Ve bu ziyaretler sırasında da hiçbiri eli boş gitmiyor. Yanlarında bir çiçek veya o zaman çok değerli olan portakal. Ömründe belki askerlerin bir defa yediği portakal çok değerli çünkü. Portakal gidiyor, götürüyorlar. Ve oradaki gaziler bu duruma çok seviniyor. Ve bu durum gerçekten de önemli. Üniversite çağındaki gençliğimiz de destek veriyor. Vermek istiyorum. Bir başka Galatasaray Sultanisi'nde okuyan bir öğrenci, ismi Kemali. Bu Kemali adındaki öğrencimiz bütün harçlığını cepheye göndermek için veriyor, bağışlıyor. Ve ayrıca yattığı karyolayı gazilere tahsis ediyor. Ve kendisi de aylarca belki yerde yatıyor. Bütün harçlığını da veriyor. Bu şekilde gazilerin masrafı karşılamak üzere veriyor. Tabii sadece sıradan halk yardım etmiyor. Bütün halk, gayrimüslimler dahi buna ilgi gösteriyor. Bazı doktorlar, Fransız kökenli doktorlar veyahut da Alman kökenli doktorlar gönüllü olarak gece gündüz bu gazilerimizin tedavisi için çalışıyorlar. Hastanede gönüllü sağlık hizmetlerinde bulunuyor. Daha sonra bunlara madalyalar tahsis edilecektir. Tabii kurumsal olarak da gazilerimize büyük ilgi var. Hastanede gören, tedavi gören yaralılarımıza büyük ilgi var. Özellikle burada Kızılay'ın yardımlarından bahsetmek istiyorum. Kızılay'ın özellikle kadın kolları çok aktif rol oynuyor. Bir taraftan sağlık hizmetlerinde yer alıyor. Evvelik hemşirelik gibi, hasta bakıcılık gibi önemli görevler üstleniyorlar. Bir taraftan da gazeteler okuyarak, orada yatan, hastanede yatan yaralılarımıza gazete okuyarak onları bilgilendiriyor. Buradaki amaç ne? Burada bir derecede orada yatan hastanın derdine dev olmak. Çünkü bir betimlemede, gazete haberindeki betimlemede şöyle deniyor. Gazeteler okunduktan sonra orada yatan askerlerimizin gözü parlıyor ve ilaçtan daha fazla tesir ediyor. Onların kahramanlıklarını duyurunca daha fazla, ilaçtan fazla daha tesir ediyor diye yazılar yapılmıştır. Tabii bunun yanı sıra esnaflarımızdan da büyük destek var. Örneğin terlikçi esnafı cepheye terlik gönderiyor. Çarşaf çok ihtiyaç var. Sargı bezi çok ihtiyaç var. Bunlar gönüllü olarak sayıları gerçekten de ölçülemek derecede fazla.
bağışlar yöntemiyle gönderiliyor. Zamanımız var mı? Evet. Tabii bunun yanı sıra devlet rical dediğimiz yöneticilerin eşleri bizzat hasta bakıcılık görevi görüyor. Ve bunlardan biri de Enver Paşa'nın eşi Naciye Hanım'dır. Naciye Hanım bizzat yaralılarda, hastanede yatan yaralılara giderek onlara hasta bakıcılık görevini günlerce sürdürüyor. Tabii moral olsun diye askerlerin anısına sigara paketleri bastırılıyor. Bu paketleri askerlere veya orada yatan yaralılara veriliyor. Böylece moral bakımından onların morallerini yüksek tutulmaya çalışılıyor. Ve tabii ki bu tür olaylar, bu tür yardımlar hem cephedeki askerlere hem de cephe gerisinde yaralı düşmüş ve hastanede tedavi olan askerlerimize büyük moral kaynağı oluyor. Evet, ben sözlerimi süremizin kısıtlı olmasından dolayı fazla uzatmak istemiyorum. Ben tekrar şehitlerimizi tekrar anıyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin. İyi ki varlardı. Bu temiz ülkeyi, bu ülkeyi bize bıraktılar. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Çanakkale Savaşı'nda halkın katkılarını ve yardımlarını kamuoyuna yansıyan boyutuyla bize sunmuş oldu. Birkaç soru alalım isterseniz usulden olsun. Ondan sonra da bir müzik dinletisi var. Çanakkale Savaşı'na türküleriyle ilgili. Ona geçilecek. Katkı yapmak isteyen veya sorusu olan arkadaşımız varsa aslında monolog değil de interaktif bir şekilde böyle dikkatinizi çekecek cevap arayamadığınız hususlar varsa bu konularda arkadaşlarımız sizleri aydınlatmaya çalışırlar. Sorusu olan, katkı yapmak isteyen? Peki. Yok. Buyur Hüseyin Hocam. Teşekkür ederim bütün hocalarımıza. Vedat Hocam'a bu Anzaklar arasında bir kısım Yahudinin de olduğundan bahsetti. Yapılan bir takım son zamanlarda İsrail Devleti'nin kuruluş yolu Çanakkale'den geçti ya da geçiyordu türünde bir takım araştırmalar var. Bu konuda acaba ne dersiniz? Şimdi hocam, gönüllülük esası olduğu için bazı bölgelerden Avustralya'dan da Yahudiler katılıyor ama Çanakkale Savaşı'nın İsrail Devleti'nin kurulmasına ya da İsrail'de bir Yahudi milli bilincinin oluşmasına ne denli katkısı olduğu konusunda fazla abartılı olmamak şartıyla, çünkü İsrail'i kuranlar aslında Rus ve Polonya Yahudileridir. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı aynı zamanda Rusya'yı temelden ilgilendiren bir oldu. Yani şöyle bir irtibat kurabiliriz. Çanakkale Savaşı sırasında Karadeniz'de birçok ülkenin gemisi mahsur kalmıştı düşman gemileri olarak. Bildiğimiz gibi Rusya'nın durumu çok feciydi. Çünkü hayat şartları, askerlerin içinde bulunduğu durum, neredeyse Rus askerin üçte biri hiç talimat olan cepheye sunuyordu. Müslümanların amele birliklerinin oluşturulması vesaire. Bu yardım ulaşmaması bu durumu daha da tazikli hale getirdi. Ve nihayetinde o dönemde çıkan ayaklanmayla birlikte, iç savaşla birlikte toplumlar, yaşayan Rusya'daki toplumlar kendi kimliklerini geliştirme fırsatı ve konfederatif bir yapı kurmak için Rusya'da uğraştı. Ama bu çerçeve içerisinde Yahudilerin gene de Rusya'daki konumları iktisaden güçlü ama siyasi olarak çok zayıftı. Çünkü 1881'de büyük bir pogrom adı verilen bir kıyım vardı Yahudilere karşı.
Yani Çarlık döneminde de bu böyleydi. Daha sonra Sovyet döneminde de bu böyle olacaktı. Dolayısıyla belki Çanakkale Savaşı benim anladığım kadarıyla, bilmiyorum sizin bahsetmek istediğiniz başka şeyler olabilir belki ama. Ya orada mesela Yahudi Katır birliklerinden bahsediyor. Yani esas mesela Belfort deklarasyonuna giden süreçte onun pazarlığını İngilizlerle... Ha, şu nokta, o nokta da ayrıca evet, bahsedilebilir. Yani arka plandaki evet. Sular taşıyorlar atlarla, evet. Katırlarla vesaire. Onun pazarlığının orada yapıldığına dair bir takım anlamlar. Şu nokta önemli. Yok, ben o kadar uzun boylu olduğunu düşünmüyorum ama şimdi şeylerin, İsrail devletinin kuranların, bu bölgenin Yahudilerinin en büyük tezi, biz Batı'nın buradaki temsilcisiyiz. Hani tipik o Batı sömürgeciliği var ya, kendi içerisinde Batı değerleri var. Dolayısıyla biz bunun temsilcisiyiz. Batı'nın bir devamıyız şeklinde ifade ediyor. Yani İsrail'in algılanması, mazur görülmesinin en büyük temel sebebi bu. Şimdi bu dönemde Çanakkale Savaşı'ndaki hadiselerle Yahudiler bu fikri destekleyen bir tutum içerisine girmişlerdir. Bu bakımdan bir müttefiklik durumu söz konusudur bu noktada. Bu olayın tabii çok ayrı bir parçası. Aynı zamanda İngilizler Araplardan da kopmuyor. Onlar da farklı bir müttefik olarak görüyor. Farklı bir şekilde kullanılıyor. Ama Çanakkale Savaşı Yahudilerin buraya ilgisi çok büyük ve önemli değil. Ama Batı'yla ittifak kurma adına, onların bir müttefiği, onların bir devamı olması adına psikolojik ve bazı noktalardan siyasi olarak bir uzlaşma alanı olarak sayılabilir. Ama Balfour Deklarasyonu'na direkt etkisinin olduğunu zannetmiyorum. Siz etkisinin olduğunu mu düşünüyorsunuz hocam? Ben bu zaten müttefik olma meselesinden dolayı zaten kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bize Çanakkale'de savaştı. Çanakkale'de savaştığımız için bize de ne veriyorsunuz şeklinde. Yani Rab hocamın bu şeyi noktası. Yani demiş olabilir mi olmayabilir ama önemli şeylerden birisi. İttihat ve Terakki ile Yahudiler arasında o dönemde nasıl bir şey var? Var mı? Yani İttihat Terakki'nin Musevi Filistin meselesine bakışı Abdülhamit kadar kesin ve ciddi yani. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Başka sorusu olan bölümün hatta ben. Hocam soru değil de katkı bilgi notu gibi belki sizin görüşleriniz de varsa söyleyebilirsiniz. Yaşar hocam Galatasaray Lisesi'nin Galatasaray Sultanesi. Bir öğrencinin katkısından bahsettiniz. Üniversite öğrencilerinin katkısından bahsettiniz. Ben bir radyo konuşmasında yani doğruluğunu bilemiyorum ama Galatasaray Lisesi'nden bir sınıfın olduğu gibi Çanakkale'ye güle oynaya pikniğe gider gibi gittiğini fakat savaşın kızışması neticesinde arkadaşların yaralandığını, öldüğünü görünce ağlaşmaya başladıkları ile ilgili bir bilgi notu radyo konuşmasında dinledim. Bu konuda söylemek istedikleriniz varsa. Evet, yani o şeyi de şu şekilde daha sonra bazı konuşmalarda dinlemişseniz belli sınıflara gitti. Yani örneğin birinci sınıf gittiyse ikinci sınıfa geçecek öğrenci bulunamadı. Yani o bazı programlarda da çok tartışıldı. Yani gerçekten hepsi mi gitti, topyekun mu gitti tartışmaları televizyon programında var. Ama oradaki bilgi notunda diyor ki birinci sınıfı veya ikinci sınıf gittiyse üst sınıfa geçecek öğrenci bulunamadı. Tabii bu haber birebir gazete haberi. Yani tarihi sayısı sayfası olan haber. Dolayısıyla bu anı o dönemi birebir yansıttığı için biraz şey olmaz. Yani yanlış olacağını zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Yani kitaptan alınmış haber değil, birebir o dönemi birebir gazetelerinden taranmış. Yani bunların hiçbiri, kullandığım kaynakların hiçbiri kitap veya ikinci el kaynak değil. 1915 yılının gazeteleri, yaklaşık 6 gazetesini 1915 yaklaşık 9 ay taranarak ortaya çıkarılmış bilgilerdir. Yani böyle efsane falan değil. Atatürk'ün de bir sözü var. Çanakkale'de bir üniversite yok oldu. Hakikaten hem lise hem de üniversite aşamasında birçok öğrencinin kayboldu ve bir üniversite neslinin Çanakkale Savaşı'yla yok olduğu söyleniyor. Tabii Galatasaray aynı zamanda karma bir okul. Yani azınlıklar da var. Herhalde zannediyorum kabaca üçte birini de Bulgar öğrenciler oluşturuyor.
Kayseri Lisesi gündeme geldi son zamanlarda. Evet. Buyurun Kemal. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir açıklama yapmak istiyorum aslında Çanakkale Savaşı'ya. Hem katkı hem bu gençler noktasında. Şimdi Çanakkale Savaşı gerçekten bir ölüm kalım savaşı. Pek çok insanlar orada yer aldığı gibi insan sayısı yetmediğinden dolayı meclis bir kanun çıkarıyor. Ve diyor ki 1315 ve 1316 doğumlular bu Çanakkale cephesinde yer alacaklar. Şimdi 1315-16'ya baktığımızda biz bir şarkımız var. Ey 15'li 15'li. Tokat yolları yaştı gibi. Taşlı, özür dilerim, taşlı gibi. Fakat burada Şuhat Sefak 1315-1899. Yani 16 yaşında. 16 yaşında çocukların askere gitmesi isteniyor. Ya bu liselerde dediğimiz olay gönüllü tabii ki var ama kanunun getirdiği bir zorunluluk da var arkadaşlar. Onu da antiparantez belirtmek gerekiyor. Adnan Bey'in bahsettiği gibi savaş kolay bir şey değil. Yani insanlar yer yer ağlayacaktır tabii. Sürekli kahraman olup insanları cephede öne atılacak halimiz yok. Yer yer kaçanları tabii ki olacaktır. Onlar da savaşın bir sonucudur. Ama şu bir gerçektir ki bu gidenler gerçekten gönüllü gitmişlerdir. Yani yasa olmasa bile bu insanlar gitmeye razıdır. Ancak yasa buna izin vermediği için başlangıçta gidememişlerdir. Ne zaman ki 1315'lerin 1899, 1900'lerin daha doğrusu askere gitme kanunu çıkınca bunlar cepheye koşmuşlardır. Sorun da budur. Peki, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii burada panelist arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ötüken Fikir ve Araştırma Topluluğu ve bölümümüz, katkı yapan bölümümüz öğretim elemanlarına da ayrıca teşekkür ederim kapatmadan önce. Ve bu paneli burada kapatarak bir 5 dakika içerisinde bir thank you.
bilmeli, giden gel bilmiyor, acepledim mi? Burası hoştur, yolu yokuştur, giden gel bilmiyor, acepledim mi?
Sonsuzlar benim torunlarım.
Çanakkale bugün toz ile duman, Çanakkale bugün toz ile duman, düşmanda imkan var Mehmet'te iman, düşmanda imkan var Mehmet'te iman, alem görsün elini bey midir yaman, alem görsün elini bey midir yaman, burada sonsuz türkün sözü olacak, nefer şehit ordu gazi olacak, burada sonsuz türkün sözü olacak, nefer şehit ordu. Razı olacak, defter şehit olacak.